Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Denize çok yakın güzel bir villa tanıtmaya geldim. Fiyat artık bu piyasada biraz daha uygun bir rakam. 0-1 villa 5+1. Yukarıda küçük bir odamız daha var. Sayarsak 6+1 ama saymayalım. Kendine ait park alanı var. Havuzumuz var. Denize 300 metre mesafede drone görüntülerini izleyeceksiniz. Çok güzel bir villa. Triplex bir villa. Küçük de olsa bir deniz manzaramız da var. Burası bir site. 200 TL aidatı var arkadaşlar. Ama site artık bağımsız olarak herkes istediği gibi evini yapabiliyor. Eski bir site olduğu için şimdiki yapılan evler daha modern, daha yeni, gayet de güzel. Araç park yerimize iki araç rahatlıkla sığacaktır. Hemen şöyle sol tarafa geçip bir havuzu gösterelim. Dışarısı çok sıcak, içeriye kaçacağız bir an önce. Rüzgar esiyor ama öyle bir sıcak esiyor ki şu an inanılmaz bir sıcak var. Ortalama 25-30 metrekare civarında bir havuza sahipsiniz. Yan bahçeyi de gösterelim. Böyle bir yan bahçemiz var. Duvarlar istenirse yükseltilebilir, daha izole hale getirilebilir. Ev gayet güzel. Seramik alanı da oldukça geniş. Belki burayı da kapatıp kış bahçesi gibi değerlendirebilirsiniz. Alt katta salon mutfak bir tane odamız var. Yukarıda da odaları gezeceğiz. İstenirse mutfak hemen oda kısmına taşınıp ayrı mutfak da yapılabilir. Yani evde hareket etme alanımız çok. İstediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ev 0-1 villa. Denize çok yakın. Hemen girilebilecek sahile çok yakın. Fiyatını söylemedik değil mi? 8 milyon 500 bin TL. Ben niye unutuyorum artık fiyatları? Eskiden unutmazdım, şimdi unutmaya başladım. 8 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Yan bahçemiz de bu şekilde. Böyle bir tel çekilmiş ama yan evle işte eski evler bunlar. Sonradan yenileniyor ya da yıkıp tekrar yapıyor insanlar. Burası sıfırdan yapıldı. Arsaydı. Sonradan yapıldı. Yani duvarlar tamamen yükseltilebilir. Giriş kısmında böyle bir alanımız var. Genel kullanım bir banyo lavabo gezeceğiz. Sonra oda bakacağız. Sonra da salon mutfağa bakacağız. Hemen şöyle banyo lavaboya bir dalalım. Biraz da hızlı bir tanıtım yapacağız. Çünkü buradan bir yere yetişmemiz gerekiyor. Hızlıca anlatacağım ki eminim sizin de hoşunuza gidecektir. Zamanınızı almayacağım. Gayet güzel bir banyo lavabo var. Yarım cam konulabilir. Duşakabinler takılmıyor. En son takılacak satıldıktan sonra. Giriş kısmının hemen şöyle kapıyı kapatalım. Şurada küçük bir alan var. Burayı tamamen vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Devamında sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri, sol tarafta da bir tane odamız var. Odayı da bir gösterelim. Farklı bir seramik döşenmiş. Küçük bir oda, güzel bir oda. Yatak, dolap rahatlıkla sığacaktır. Misafirlerin kalabileceği, yürümekte zorluk çeken bir aile bireyiniz varsa onların rahatlıkla kalabileceği bir odaya sahipsiniz. Böyle bir salon mutfak var. Şimdi şöyle bir olay anlatayım. Ayrı mutfak isterseniz mutfak buradan alınacak. Komple hiçbir şey değişmeden yan tarafa yerleştirilecek. Zaten tesisat tek duvarın içerisine geçtiği için arka tarafta da tesisata hemen ulaşılabilir. Ortada göbek yapılmış. Eskiden çok yaparlardı bunu. Yeni evlerde artık görmüyoruz. Mat 60x120 seramik kullanılmış. Gayet güzel bir tavan yüksekliği var. Televizyon ünitesi olarak burası düşünülmüş. Pencereler sabit pencere şeklinde yapılmış. İki tane sürgülü pencereyle dışarıya çıkabiliyorsunuz. Ama burada bir ada mutfak bence olur. Güzel de olur değil mi? Şöyle küçük bir ada mutfak buraya yakışacaktır. Sonra bir ikili, bir üçlü koltuk, iki tane tekli berjeri buraya yerleştirebiliriz. Ayrıca burada da güvenlik kamerasının toplanacağı tesisat alan buraya bırakılmış. Güzel olmuş. Şöyle bir dolap yapılır. İçerisine gizlenir bu. Güzel olur. Mutfağa bir bakalım. Mutfağı es geçmeyelim. Çünkü mutfak çok isteniliyor. Detaylı bir inceleme isteniliyor. Füme camlar kullanılmış. Antresi çerçevenin içerisinde mat beyaz renkli dolap kapakları kullanılmış. Tezgah arasında seramik. Şu olmamış. Bu olmamış. Yani bu sanki köy kahvehanesinde, dedemin kahvehanesi vardı benim köyde. Rahmetlinin. Onun gibi olmuş. Bu değişir. Bunu kestirilip tekrardan oraya büyük bir eve konulabilir. Devam edelim yukarıya doğru. Orta katta tamamen laminant kullanılmış. 3 adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Geniş odalara sahip arkadaşlar burası. Denize yakın. Çantanızı alıp denize gideceksiniz. Havlunuzu alıp denize gideceksiniz. Çantanızı alıp denize gideceksiniz. Deniz 300 metre. Yürüyerek hemen gidip gelebileceğiniz bir yer. Girilebilecek sahile. Otellerin hemen arkasındayız. Bakın 5 yıldızlı otellerin arkasındayız. Ebeveyn banyolu odadan başlayalım. Bak şurada kuş yuva yapmış. Bir göstersene, tam şu köşeden rahatsız etme, böyle gel. Kumru oraya bir yuva yapmış. Çok da yaklaşmayalım. Görebiliyor musun kameradan onu? Çok güzel değil mi? İnşallah ev sahibine uğur getirir. Buraya alan kişiye de. Çok da yaklaşma, uçurmayalım onu. Rahatsız etmeyelim. Büyük ihtimal yumurtlamış, uçmuyor da. Gayet güzel bir odamız var. Yatak dolap rahatlıkla sığacaktır.
Böyle bir banyo lavabomuz var. Aslında kapı tam açılıyor. Bak kulplara değiyor. Yani şu kulpları biraz daha küçültürsek çözülür. Kulpları hesaplayamamışlar böyle. Çevirince açıldı. Onun bir ayar yapılması lazım. Yani kulpsuz da kullanılabilir o. Böyle bir yarım cam buraya yeterli olacaktır. Hatta cama bile gerek yok bence. Gayet güzel. Laminat. Yakışıyor eve. Kışın çok iyi ama yazın tabii ki bu kadar kullanışlı olmayabiliyor laminat. Temizlik konusunda harika bir ürün. Temizlik konusunda laminat seramiğe göre çok daha iyi çünkü tozu göstermiyor. Gayet güzel bir oda da burada var. İkinci odamız yatak, dolap. Zaten rahatlıkla sığabilecek odalar. 2.85 tavan yüksekliği mevcut. Artı bir balkonumuz var. Balkonda bir tık sessiz olalım. Kuş hemen yan tarafta, uçurmayalım onu. Gayet güzel. Geniş bir balkon. Zaten görüyorsunuz evlerin arasındaki mesafeleri de. Hiçbir komşu birbirine yakın değil. İzole bir yaşam sürebilirsiniz. Sessiz, sakin bir yaşam sürebilirsiniz bu bölgede. Zaten sitenin çoğunluğu yazın geliyor. Burada yaşayan işte atıyorum 50 tane villa varsa bunun sadece 10 tanesi, 15 tanesi yaz kış yaşıyor. Diğerleri de yazın gelip 2-3 ay kalıp gidiyor. Gayet güzel bir oda da burada var. Odaların tamamı çok geniş. Gerçekten güzel odalar. Fransız tarzı bir balkon yapılmış buraya. Yatak, dolap rahatlıkla sığacaktır. Priz sayısı da 4-5 tane yeterli. Kapılar da güzel. Kulplar belki antresit siyah olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Tavan yüksekliği güzel. LED spot aydınlatmalar var ama şu an yakamıyoruz. Çünkü elektrik yok evde. Abonelik şart. Gelelim banyo lavabo kısmına. Çok geniş bir banyo lavabo var. Gerçekten güzel. Bak bu seramikler de farklı. Başka bir hava katmış evin içerisine. Şöyle bir duvardan duvara seramik buraya duşakabin yakışacaktır. Seramik diyorum. Duşakabin yakışacaktır. Markaları okumadık değil mi? Bunun markasını göremedim ama SDK markaymış. SDK böyle bir devlet dairesi gibi olmadı mı? SDK, SPK gibi. SKS markaymış arkadaşlar. Yanlış söyledim. SKS marka. Hemen şöyle yukarıya doğru da çıkalım. Yukarısı tamamen aslında ana yatak odası gibi de kullanılabilir. Ya da tamamen bu kata ait bir yer olarak da kullanılabilir. Şimdi 3, 4, 5, 6 oda aslında ama ben burayı oda olarak saymadım. Burayı ikinci bir salon olarak saydım. Gayet geniş bir oda var burada. Eğer oda olarak kullanmak isterseniz hemen şuradan bir kapı yaptıracaksınız. Şöyle bir gel şurayı bir gösterelim. Sonra orayı zaten detaylı anlatırız. Karanlık da biraz içerisi. Yine güzel bir banyo lavabomuz var. Kamerada nasıl çıkıyor? Harika, devam edelim. Ben de bu aralar yandım. Zaten oraya geçsem gözükmem büyük ihtimal. Geldik buradaki küçük odaya. Şimdi bu oda diğer odanın giyinme odası olarak kullanılabilir. Çocuk oyunlarının çalışma odası olarak kullanılabilir. Ya da ayrı bir yatak odası. Kalabalık bir aileyseniz ayrı bir yatak odası olarak kullanılabilir. Buradan istenirse bir kapı yapılıp burayı da tamamen oda olarak değerlendirebilirsiniz. Ama teras çıkışı olduğu için ben burayı oda olarak saymadım. Gayet de geniş bir salon, mutfak isterseniz oda gibi değerlendirebileceğiniz alanımız var burada. Televizyon ünitesi yine karşıda. Yatak başlığını böyle düşünmüşler. Eğer burası oda olursa şöyle bir dolap giyinme alanı. Çok güzel olur. Videoyu kesmek zorunda kaldık. Sesim zor geliyor büyük ihtimal. Çok uzaklaşmayacağım kameradan çünkü mikrofonun şarjı bitti. Biz de kısa bir çekim olduğu için burayı bu şekilde çekmek istedik. Hemen denizin dibindeyiz. 5 yıldızlı oteller zaten ön tarafımızda. Cadde ön tarafımızda Akbük'e gidip gelebileceğiniz cadde geniş bir terasımız var. Üst taraf kapatılmış. Yanları da kapatıp oda olarak da kullanabilirsiniz ama böyle hem yeşili görüyorsunuz. Şöyle bir göstersene. Bak şuradan bir göster. Hem yeşili görebiliyorsunuz. Yemyeşil bir ormanın içerisindesiniz. Sitenin zaten peyzaj anlamında da çokça yeşil alanı mevcut. Hem de denize çok yakınsınız. Çok da laf uzatmayayım. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şurada mikrofonun şarjı bitti. Tam sudan çıkarken terasa. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Gayet güzel bir villaydı. 8 milyon 500 bin TL'ye alıcısını bekliyorum.